Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Tuncay Özkan'la İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Başkan Ender Yorgancılar'ı ziyaret etti. Başkan Yorgancılar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerelde ve ulusalda sanayi üretiminin desteklenmesi adına yapılması gerekenler hakkında görüşlerini dile getirdi. İSFAŞ Yönetim Kurulu toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ender Yorgancılar katıldı. İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Yorgancılar katıldı. Başkan Ender Yorgancılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleşen İSKÜ İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda İzmir'in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümüne yönelik yürütülen İSKÜ projesinde gelinen son noktaya yönelik katılımcılara bilgi verildi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Ender Yorgancılar, "Cumhuriyet, boyunduruk altına girmektense ölmeyi tercih eden bir milletin yansımasıdır," dedi. Kutlamalar kapsamında 28 Ekim günü düzenlenen törene Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar katılırken, 29 Ekim günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na da Meclis Başkanı Vekili Hakkı Attaroğlu çelenk sundu. İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem felaketinin ardından İzmir İş Dünyası depremde bir aile ferdini kaybeden ve evsiz kalan mağdurları ev sahibi yapmak için kampanya başlattı. Başkan Ender Yorgancılar, "Kampanyamıza her bir destek bir yarayı sarmamıza vesile olacak. Zor günleri beraberce atlatacağız," dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'in iştirakiyle düzenlenen İzmir Depremi Koordinasyon Toplantısına katıldı. Ben manevi miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Manevi mirasçıların olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı. Bir mesaj yayınlayan Başkan Yorgancılar, "Kararmayacak aydınlığının yolu yolumuzdur, izindeyiz atam," dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar katılarak anıta çelenk sundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin iştirakiyle Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğinde düzenlenen tarım ve orman sektöründeki hedeflerle konulara yönelik çözüm önerileri toplantısında konuşan Başkan Yorgancılar, pandemi döneminde üretim yapan tesislerin sektörleri ne olursa olsun üretime devam ettiğini, tarımın da bunlardan biri olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında düzenlenen İzmir İl ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısına katılarak sanayicilerin konularını aktardı. Yorgancılar, İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'nin seferber olduğunu belirterek, "Depremin ardından başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve her kademeden tüm kamu yöneticilerimiz yardıma koştular. Türkiye ve İzmir büyük bir dayanışma sergiledi," dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası'ndaki konuşmasında yatırımcıların yüksek faize ezdirilmemesi gerektiği yönündeki söyleminin çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü Türkiye'nin bugün her zamankinden fazla üretim yapmaya ve istihdam yaratacak yatırımlara ihtiyacı var," dedi. Başkan Ender Yorgancılar, Kongo Cumhuriyeti Altyapı ve Projeler Bakanı Jean-Jacques Bouya ve Özel Ekonomik Bölgeler Bakanı Gilbert Mokok ile gerçekleştirilen video konferansa katıldı. Görüşmede Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeleri Türk yatırımcılara tanıtılırken iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırım olanakları da değerlendirildi. Başkan Ender Yorgancılar, Rusya Federasyonu'nun Ulyanovsk bölgesinde İzmir'in üretimini gerçekleştirdiği kalemlerde bugün ve gelecekte devamlı bir talebin söz konusu olduğunu belirterek, gerek ihracat ve gerekse karşılıklı yatırım anlamında İzmir ve Ulyanovsk'un işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz, dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komiteleri ortak toplantısı gerçekleştirildi. Sektörlerin konuları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Başkan Yorgancılar, "Bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da hızla artan COVID-19 vaka sayılarıyla mücadele ettiklerini ifade etti." Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ender Yorgancılar da katıldı. Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Emine Alpmeşe'nin iştirakiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda COVID-19 salgını sürecinde sanayi kuruluşlarının konuları ve çözüm önerileri ele alındı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde ve İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan Başkanlığı'nda COVID-19 tedbirleri toplantısı düzenlendi. Başkan Ender Yorgancılar, sanayi kuruluşlarında uygulanmakta olan COVID-19 tedbirlerine ilişkin konuları Vali Yardımcısı Doğan'a aktardı. Teşekkür ediyorum Ender Bey katıldığınız için. Yapılanmaya karşı değil, affa karşı. Zamanında vergisini ödeyen sanayicilerden motivasyonu bozan bir uygulama oluyor bu. Bu açıdan düzenli ödeyenlerin de mutlaka bir teşvik unsuru olması gerektiğini belirtmek istiyorum.